Aldığımız galibiyetle moral bulduk. Fenerbahçe karşısında çok iyi top oynadık. Mersin İdman 17. sırada. Kendi evimizde oynamanın avantajını yaşayarak ben alacağımıza inanıyorum. Tabii bekleyip görüp izleyeceğiz. Ama inanıyorum ki Trabzonspor buradan galibiyetle çıkacaktır. 3 puanı alır diye düşünüyorum. Haftanın kapanış maçı da Beşiktaş'ın. Pazartesi akşamı. Doğru. Saat 20'de. Evet, Sivas'ta maçı var Sivas'ta maçımız Beşiktaş'ın. var, maalesef Quaresma oynar mı artık? Biz onu ya merak artık ediyoruz. Oynasın ya. Gerçekten oynasın. Ben istiyorum. Ben taraftarın istediğini de düşünüyorum. Oynamasa da Fernandes'imiz var. O yüzden ben bir şey zaten bu sezon çok beğeniyorum. Yani bence güzel performans sergiliyor. Bir kere genç bir takım her şeyden önce. Sivas da genç bir takım aslında. Şu anda ben bu önümüzdeki hafta oynanacak maçtan aslında biraz böyle güzel bir maç, sanki güzel bir maç olacağı düşüncesindeyim her şeyden önce. Sivas da çünkü gayet genç. Şu anda Beşiktaş'ın da kadrosu bu şekilde. İlk maçları zaten sezonda da. O yüzden ikisine de başarılar diliyorum. Beşiktaş'ıma da Daha çok biliyorsun. daha çok diliyorum. O yüzden kondisyonun çok iyi çalışması gerektiğini düşünüyorum. Kondisyonun iyi olmasını diliyorum. İyi bir ve keyifli bir maç diliyorum onlara. Evet, gördüğünüz gibi bütün yorumcularımız kendi takımlarına doğal olarak başarılar dilediler. Biz programımızın sonlarına yaklaşıyoruz ama bir haberimiz var. Onu da sizinle paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz Shakira 2 yıldır Barcelonalı oyuncu Pique ile beraber ve geçtiğimiz günlerde de hamilelik haberini öğrendik. Bununla ilgili bir VTR'miz var. O VTR'yi izleyin. Daha sonra yorumlarımızı göreceğiz. Dünya spor kamuoyu birkaç gün önce çıkan neşeli ve mutlu bir haberle küçük çapta bir sürpriz yaşadı. Sahnelerin başarılı ismi Shakira, Barcelona'nın yetenekli stoperi Gerard Pique'den hamile kaldığını açıkladı. 2010 yılında Afrika Dünya Kupası için bir şarkı bestelenmesi istenen Shakira, aynı şarkının klibinde oynayan Gerard Pique ile tanıştı. Bu sırada 10 yıllık bir erkek arkadaşı bulunan Shakira, bir anda Gerard Pique'ye aşık olarak eski aşkını terk etti ve Katalan oyuncuyla aşk yaşamaya başladı. Bundan sonraki süreçte birbirlerine iyice aşık olan ikili, her fırsatta objektiflere mutlu pozlar verdi ve her geçen gün birbirlerine daha fazla aşık oldular. Shakira'nın 35 ve Gerard Pique'nin 25 yaşında olması bile aşklarına herhangi bir gölge düşürmedi. Aralarındaki 10 yaşlık farka rağmen aşklarını yaşamaya devam eden ikili, geçtiğimiz günlerde gelen bebek haberiyle mutluluğa boğuldu. Pique ve Shakira için sürpriz şekilde gelen bebek, belki de ikilinin önümüzdeki günlerde evliliğe gitmesine sebep olacak. Renkler bir olsun ailesi olarak Shakira ve Pique'nin bu mutluluğunu paylaştığımızı belirtip, küçük yavruya sağlıklı bir doğum diliyoruz. Ne kadar yakışıyorlar değil mi birbirlerine? Shakira 35 yaşında, Pique 25 yaşında ve biliyorsunuz Shakira 10 yıllık yani 10 yıllık bir erkek arkadaşı vardı onun ve ayrıldı Pique ile tanıştıktan sonra aşık oldu. Bir Dünya Kupası klibinde tanışıyorlar. Bu Vaka Vaka şarkısının klibinde. Çok uyumuşlar Pique'nin... ama biri dansçı biri futbolcu yani. 35 yaş inmiştir 10 sene geriye zaten. Bence çok yakışıyorlar. Bence de yakışıyor. Siz ne diyorsunuz? Shakira'nın da yaşı gelmiş zaten artık. Anne olması yani lazım. Yani bence çok da güzel bir çocukları olur bence, bence değil mi? Allah analı kıpır babalı kıpır büyütsün diyelim, ne diyelim. Futbolcu mu olur, şarkıcı mı olur artık ileride görürüz. Kızlarsa da futbolcu olur, erkek olursa da futbolcu olabilir mi? Artık kızlar da oynuyor çünkü. Evet, karışık olabilir belki. Her çok şey yakışmışlar. Olur. Çok yakışıyorlar. Bakın görüntüleri muhteşem. Maşallah, 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 maşallah. Süper. Peki efendim, programımızın sonlarına doğru gelirken söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Buradan başlayalım. Başlayalım. Öncelikle konular bir kere çok güzeldi. Ben öyle düşünüyorum. Renkler bir oldu mu sence? Renkler gerçekten bugün bence kadınlar bir oldu. o yüzden renkler bir oldu, kadınlar bir oldu. Konular bir şekilde zaten her yere değindi. Kadın haklarına değindi, futbola değindi. Bir kere kimsenin bilgisi sorgulanamaz.
futbolu erkek de bilebilir, bayan da bilebilir. Keza bütün konularda böyle. İnsanların bilgisi sorgulanamaz. Eleştiriye açığız. Herkes açık olmalı. Ama ben bu programda gerçekten bu konulara değinilerek kendimizi de ifade ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden renklerimiz her zaman bir olsun diyorum. Evet. Ve bütün ligde gerçekten futbolda başarılar diliyorum. Çok güzel. Sen ne diyorsun? Renkli güzel bir program geçtiğine inanıyorum. Umarım ekran başındaki izleyiciler de keyif almışlardır bizlerin burada keyif aldığımız gibi. Önümüzdeki hafta inşallah Alex Aykut sorunu olmadan ve son dakikaya kadar nefes nefese izlemeyeceğim, rahat bir şekilde izleyeceğim bir maç izleyerek geçer ve buraya rahat rahat oturur yorumlarımı yaparım diyorum. Evet, çok güzel. Yorumlarımızı aldık. Galatasaray cephesi ne diyor? Ben bu kadar fazla futboldan konuşmuşken biraz da basketboldan bir haber vermek istiyorum. Evet, haberimizi alalım. Yani hem de yine örnek bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bugün Galatasaray basketbol takımları geçen sene çok acı bir olay yaşayan, deprem felaketi yaşayan Van şehrine gittiler ve basketbol sezonunu Van'da açtılar. Depremzedelerin yanında olduklarını göstermek amacıyla okullara ziyaretlerde bulundular ve müsabakalar düzenlediler. Yöneticilerimizle, Sedat Doğan'la, Emir Sarıgül'le ve basketbol oyuncularıyla beraber Van şehri kucaklaştı diyebilirim. Bu örnek davranıştan ötürü de gerçekten benim gözlerim doldu. Bunu da bu şekilde not edelim. Çok güzel, notumuzu aldık. Nalan'cığım, sen biraz... bize mi bir şey söylemek istersin yoksa Seda'ya mı? Yok, ben genel olarak Türk halkına bir şey söylemek tabii istiyorum. Tabii ki, dinliyoruz. Maalesef şehit ailelerimizin başı sağ olsun, vatanımız sağ olsun. Çok üzücü haberler alıyoruz. İnşallah böyle haberler duymayız. Bu şekilde kapatmak istemezdim ama buradan bunu söylemek istedim. Çok üzülüyoruz. Evet, maalesef. Ben de zaten o konuyu kapanışa sakladım. Yani bu zaten bu senenin başından beri olan bir sorun. Bir türlü bitmiyor. Bu sorun çözülemedi. Ne zaman çözülecek biz de bilmiyoruz. Artık her yayında da bu konuları geçmek istemiyoruz. Çünkü yorulduk. Onlar da bir ananın evladı sonuçta, değil mi? Yani biz nasıl gerçekten bir ülkede yaşıyoruz? Dostluk, insanlık nerede? Yani gelip arkasından polisi vuruyor. Yani bir sürü şey oluyor. Bir gün yok ki acı bir haberle uyanmayalım veya acı bir haberle günü kapatmayalım. Artık biz de şaşırdık gerçekten. Maalesef. Evet, hepimiz şaşırdık. Efendim, programımızın burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir şey daha var. Burada anmamız gereken bir isim daha var. Bugün hayatını kaybetmiş Neşet Ertaş var. 74 yaşında. Ünlü ozanımız Neşet Ertaş hayatını kaybetti. Onu da buradan saygıyla anmak istiyoruz. Bu şehitlerle ilgili haberlerin de bir an evvel son bulmasını istiyoruz. İnşallah haftaya güzel haberlerle programımızı kapatacağız. Önemli şeylerle. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi izlediniz, telefon bağlantısı yaptınız, çeşitli tweetler atıldı. Bunların hepsini aldım, okudum. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum efendim. Biz de teşekkür ederim. Güzelliğinizle programımızı daha da bir güzelleştirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki Ataşehir Belediyespor oyuncularına da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olun. Seneye biz sizi desteklemeye geleceğiz. Avrupa'ya beraber gidiyoruz maçlara. Vizemiz de var, tamam mı? Anlaştık, tamam. Çok teşekkür ediyoruz efendim sizlere de. Bizi izlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler. Haftaya salı akşamı TVM ekranlarında saat 21'de yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.